kalmaz Allah'ım Allah'ım. Dendirdin şefaatine de nail eyle ya Rabbi. Lillahil Fatiha. Ülkemizin 81 vilayetinde 919 ilçede kıymetli Mudurnu halkı, herkes sizin gibi sokağa döküldü. Hiç kimse meşru hükümetimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmadı. 15 Temmuz günü Türk halkının göstermiş olduğu direniş, kendi iradesine sahip çıkma biçimi üniversite kürsülerinde, ders kitaplarında ve bütün dünyada örnek olarak gösterilecektir. Hükümetin önemli yetkilileri askeri müdahalenin girişimin ilk anından itibaren ortaya koydukları tavır, sergiledikleri tutum, halka verdikleri cesaret, bu halkın hiçbir şekilde yılmayacağını ortaya koymaları çok önemlidir. Normalde bizim alıştığımız siyasiler geçmiş dönemlerde şapkasını alıp giden siyasilerdi. Fakat milletimizin gelişmesi öyle bir noktaya geldi ki kendi içerisinden çıkarttığı liderler ancak kendisinin sandıkta göndermesiyle gidebilir. Biz ülkemizin demokratik bir ülke olduğunu, ülkemizde hukukun üstün olduğunu biliyorduk. Bu halktan topladıkları kurban, burs vesaire benzer adı altında topladıkları paraları dönüştürdüler. Holdingleştiler, şirketler kurdular. Yurt içinde ve yurt dışında birçok yere adam yerleştirdiler. Bunların büyük bir tehlike arz ettiği çoğu zaman Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ifade ediliyor idiyse de normalde asgari ücretle dahi iş bulamayan insanlar, milyonlarca insanımız varken, ülkesi milleti için canını feda etmeye hazır milyonlarca insan varken bu ihaneti yapan insanlar ülkemizin en güzel makamlarında durdular. Yıllarca en yüksek maaşlarla çalıştılar. Bütün halk, bütün devlet, bürokrasi her zaman onların emrinde olduğu, onların yanında esas duruşa geçti. Fakat onların geldiği nokta onlar için utanç vericidir. Bu kadar teveccühe rağmen son kertede Türk milletine ihanet etmişlerdir. 17-25 Aralık sürecinde görevde alınan polis memurlarının tankların içerisinden çıkması sizce bir tesadüf müdür? Hayır. Cuma akşamı bütün siyasi partilerimizin ortak bir deklarasyon imzalaması da ülkemizde barışın, kardeşliğin, böyle günlerde birlik ve beraberliğin, halkın seçmiş olduğu meşru cumhurbaşkanının çağrısı şudur: lütfen sokakları terk etmeyelim. Az da olsa tehlike henüz geçmiş değildir. Ülkemizin her vilayetinde 78 milyon insanın şu an birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyor olması çok anlamlıdır. Bike ve Resulikel Kerim ve'fu anna ya Kerim ve'fu anna ya Rahim. Allahümme zeyyinna bi zinetil Kur'an ve ekrimna bi kerametil Kur'an وشرفنا بشرفات الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن يا إله العالمين. Şu vakitte ellerimizi açtık, kapına geldik, dualarımızı dergâh-ı hazretinde kabul eyle ya Rabbi. Vatanımızın, milletimizin birliğine, beraberliğine, dirliğine, düzenine tuzak kuranlara fırsat verme ya Rabbi. Vatanı, milleti, bayrağı, mukaddesatı için canlarını seve seve feda etmiş olan bütün şehitlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Onların şehitliğine biz şahitlik ediyoruz. Onların şehadetini kabul eyle ya Rabbi.